Merhabalar, ben Burak Güngör. Sorularınızı yanıtlamak için buradayım. Başlayalım isterseniz. Alper Urkun, o da arkadaşınız kim diye sormuş. Bu turnuvalarda bu seneki yaz döneminde Volkan Döne ile beraber kaldım. Hanne Turhan, maç öncesi rutininiz nedir? Yani belirlediğim totem adı altında bir rutinim yok ama genelde işte sinek, kahve, soyunma odası, giyinme, normal ısınmaya çıkma. Isınmada birkaç egzersizim var, onları yapıyorum genelde. Onun dışında böyle totem gibi belirlediğim herhangi bir rutinim yok açıkçası. Nurettin Ekin, dizlerinizin üzerine düştüğünüzde acı oluyor mu? Yani bazen dizlik takmamızdaki en büyük nedenlerden bir tanesi zaten bu ama maçta bazen kontrolsüz düşmek zorunda kalıyoruz. Hani bu zamanlarda dizlik olsa da bazen acı oluyor ya da dizlik kayıyor. Ama olmaması temennimiz, onun için uğraşıyoruz. Satu Turgut, sizden sonraki Fire'nin efelerine ne söylemek istersiniz? Çok güzel bir soru gerçekten. Bizden sonraki Fire'nin efelerine ışıldayan bir kadromuz var. Işıldayarak artacağına eminim. Türk voleybolunu elimizden geldiği kadar bir yerlere getirmek için çabalıyoruz. Bir noktaya da getirdiğimizi düşünüyorum. Daha da ilerlemek istiyoruz. Onların da hiçbir zaman hedeflerini kısa değil de hep uzun tutmalarını, daha yukarılara hedeflemelerini ve oralara ulaşmalarını temenni ediyorum. Nursima Sıner, kariyerinizi bitirmeden önce mutlaka şunu başarmam gerek dediğiniz bir şey var mı? Yani muhtemelen her sporcu gibi olimpiyatlara gitmek benim de hedeflerim ve isteklerim arasında. Şu dönemde de oraya doğru bir çabalamalarımız var. Özellikle olimpiyat elemelerine gidip oradan da olimpiyatlara gitme gibi. İnşallah kariyerimiz bitmeden buralara da oyunlar ulaşırız inşallah. Gizem GH1, milli takımda oynamak nasıl bir duygu? 2005'ler olması lazım. 2006-2007'ler olması lazım. İlk milliliğim. O zamandan beri büyük bir gurur, büyük bir istekle buralardayız. Hala yıl 2022 oldu. Şu an A milli takımdayız ama bayrak aşkı hala devam ediyor. Eylem Aksoy 58. Setlerde geriye düştüğünüzde kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Genelde arkadaşlarımız, staffımız bizi bu konuyla ilgili motivasyon anlamında çok yükseltiyor. Eğer Türkiye'deysek tıklım tıklım dolduran tribünlerin bizi desteklemesi gerçekten motivasyonumuzu çok yükselten şeylerden bir tanesi. Melek SN0, sizi en çok zorlayan maçınız hangisiydi? Yani şöyle ki, genelde her maç çok zorlu geçiyor. Şöyle bir maç hatırlıyorum. Genelde yani aslında saymaya çalışsam çok fazla sayarım muhtemelen ama çünkü kolay maç hiçbir zaman yok. Gerçekten hazırlık süreci ve diğerlerini hesaba kattığımızda kolay maç yok diyebilirim ama U23 dünya ikincisi olduğumuzda o final maçı Rusya gerçekten hem fiziksel hem de psikolojik olarak gerçekten zorlayan maçlardan bir tanesiydi. İyi oynadık, güzel savaştık ama ikinci olarak bitirmiştik. O maç hala içimde bir ukde olarak kalır. Teşekkür ediyorum.